Güzel bir yaz gününden herkese merhaba. Bir süre öncesinde Kanal Bu Instagram sayfasından bir soru sormuştuk. İpek'i mutfağı programında hangi tarifleri görmek istersiniz diye. Gelen cevapların içerisinde izleyicimiz sevgili Ayşe'nin cevabını seçtik. Demişti ki biraz da tuzlu tarifler yapsak nasıl olur diye. Ben de onun söyleminden yola çıkarak bugün size sadece 3 tane malzemeyle hazırlanan bir kiş hamuru tarifi vereceğim. 3 malzemeli kiş hamurunda 1 su bardağı un, 100 gram tereyağı, 30 gram labne peyniri kullanıyoruz. 30 gram labne peyniri 1 dolu yemek kaşığına denk geliyor. Tuz burada isteğe bağlı olan malzeme. Yani labne peyniri veya tereyağınız tuzsuzsa 1 çay kaşığı tuz ilave edebilirsiniz. Bugün ben kişi peynirli yapacağım. O yüzden iç harcımızda 200 gram kadar yumuşak bir peynir. Ben süzme peynir tercih ediyorum genelde. Çeyrek demet kadar dereotu, 1 yumurta, 1 Türk kahvesi fincanı kadar da süt. Öncelikle un ve tereyağını çatalla ezmeye başlıyorum. Aslında bu işlemi mutfak robotunda yaparsak çok daha iyi olur. Un ve tereyağı çok daha güzel, hızlıca birbirine karışır. Elle yoğurmuyorum çünkü elimizin ısısı tereyağını çok çabuk eriteceği için istediğimiz o soğuk kıvamdan uzaklaşmış olur. Kiş ve tart hamurunu yaparken hep malzemelerin de elimizin de soğuk olması gerekiyor. Sonra da labneyi ekliyorum. Hava sıcak olduğu için gerçekten malzemeler çok çabuk yumuşadı. Mutfak robotunda bunu yapmak işi hem pratikleştiriyor hem de kıvamı için bize daha kolaylık sağlıyor. İç malzemesini hazırlayana kadar hamuru buzdolabına götürüyorum. İç harcı için peyniri ezerek başlıyorum. Dereotunu ilave ediyorum. Kiş bize Fransız mutfağından geçmiş tuzlu bir tart türü aslında. Fakat tarttan turtadan farkı üzeri açık olarak pişiyor. Yani üzerine ekstra bir hamur kapatmıyoruz. Bir de üzerinde yumurtalı bir harç olması gerekiyor ve şarküteri ürünü ya da sebze olması gerekiyor. Şimdi yumurtayı ilave ediyorum. Şimdi sütü ilave etmeye başlayacağım. Bir Türk kahvesi fincanı kadar süt var demiştim. Ama bunu tek seferde boşaltmayacağım. Çünkü peynirin kıvamına ya da yumurtanın büyüklüğüne göre bazen bu kadar süt fazla gelebiliyor. O yüzden az az koyacağım. Gerçekten de fincanın yarısı yeterli oldu. Çünkü akışkan ama kıvamlı bir iç harcının olması gerekiyor. Şöyle. Tamamdır. İçi de hazır. 10 dakika kadar hamur buzdolabında biraz soğudu, kendine geldi. Şimdi önce birazcık elimle açıyorum. Evet, yaklaşık kalıp kadar oldu. Benim kalıbım 19 santim. Normal kelepçeli kalıplardan biraz küçük. Ama 22-23 santimlik kalıplarda da bu ölçüyü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kenarı sadece benim yapacağımdan biraz daha ince olabilir belki.
Ama daha büyük kalıp kullanacaksanız 30 santim kadar, o zaman ölçüyü arttırmakta fayda var. Şimdi kalıbı alabilirim. Bu yağlı bir hamur olduğu için aslında kalıbı kenarlarını genelde yağlamıyorlar. Ama benim kalıptan çıkarmakla ilgili hep bir tedirginliğim olduğu için, bir şeyi, keki ya da tartı kırarım diye korktuğum için, ben çok hafifçe kenarlarını yağladım. Tabanına da yağlı kağıt serdim. Şimdi iç harcını dökebilirim. Direkt olarak bu şekilde fırına verebilirsiniz. Ben seviyorum birazcık süslemeyi. Ülkemizin güzel, verimli, bereketli topraklarından bir şeyler koymayı. Mesela Ege'nin zeytinlerini. Antalya'nın güzel domateslerini. Bir tane de sapıyla koyayım. Bunda görüntüsü çok güzel oluyor çünkü. Şimdi önceden 190 derecede ısıtmaya başladığım fırına götürüyorum. Her evde bulunan malzemelerle gördüğünüz gibi kolaylıkla Fransız mutfağını evimize getirdik. 30 dakikalık bir pişme süresinin sonunda ben üstü kızarsın diye son 5 dakikada üst rafa aldım. Harika kişimiz hazır. Zengin içerikli programlarıyla Kanal Bu'yu YouTube sayfasından veya www.kanalbu.com'dan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.